Hazreti Peygamber'in zikreden bir dil ediniz buyurmaları. Sevban radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte bir yere gidiyorduk. O günlerde de altın ve gümüş hakkında ayet nazil olmuştu. Yolda muhacirler kendi aralarında, "Peki bunlar kötülendiğine göre hangi mallar hayırlıdır, bunu nasıl bileceğiz?" diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "İsterseniz ben bunu sizin için Hazreti Peygamber'den öğreneyim," dedi. Onlar da, "Çok iyi olur," dediler. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Ben de devemi hızlandırarak onu takip ettim. Hazreti Ömer yanına vardığında Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, muhacirler altın ve gümüş hakkındaki ayetten bahisle hangi malların hayırlı olduğunu öğrenmek istiyorlar," dedi. O da, "Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, mümin ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olabilecek bir hanım edinmeye çalışsınlar," buyurdular. Hazreti Peygamber'in, "Müferritler, Allah'ı çok zikredenler, yarışı kazandılar," buyurmaları. Hazreti Peygamber bir gün sahabileriyle birlikte Mekke'ye gidiyorlardı. Cümdan Dağı'nın yanından geçerlerken Hazreti Peygamber, "Yanından geçmekte olduğunuz şu dağ Cümdan Dağı'dır. Müferritler yarışı kazandılar," buyurdular. Sahabilerin, "Ey Allah'ın Resulü, müferritler kimlerdir?" diye sormaları üzerine de, "Allah'ı çok zikredenlerdir," buyurdular. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ın Resulü, müferritler kimlerdir?" sorusuna şöyle cevap verdiler. "Başlarına ne gelirse gelsin aldırmayacak kadar Allah'ın zikrine dalanlardır. Zikir, onların ağır yüklerini omuzlarından indirir. Böylece bu kişiler kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna hafif bir yükle gelirler." Hazreti Peygamber'in, "Cennet bahçesinde otlamak isteyenler Allah'ı çok ansın," buyurmaları. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte dolaşıyorduk. Bir ara, "Öncüler nerede?" buyurdular. Bunun üzerine çevresindekiler, "Bir kısmı önünden gitmekte, bir kısmı da arkandan gelmektedir," dediler. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Allah'ın zikrine devam eden öncüler nerede? Kim cennet bahçesinde otlamak istiyorsa Allah'ı çokça zikretsin." Hazreti Peygamber'in, "Allah'ın en üstün kulları, Allah'ı en çok ananlardır," buyurmaları. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, "Kıyamet gününde Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir?" diye soruldu. "Allah'ı çok ananlardır," cevabını verdiler. Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Allah yolunda savaşanlardan da mı üstündürler?" diye sordum. "Allah yolunda savaşan kişi, elindeki kılıcı parçalanıncaya ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kâfirlere ve müşriklere kılıç sallasa, yine de Allah'ı çok ananlar derece bakımından daha üstündürler," buyurdular. Allah'ın zikrinin, insanı azaptan kurtaracak amellerin en üstünü olması. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ecir bakımından Allah yolunda yapılan cihatların hangisi daha üstündür?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah Teala'nın çok anılmasıdır," buyurdu. Adam, "Peki ecir bakımından salih amel işleyenlerin en üstünü kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber buna da, "Allah Teala'yı çok anan kimselerdir," karşılığını verdiler. Adam aynı soruyu namaz, zekat, hac ve sadaka için de sordu. Hazreti Peygamber bunların hepsine, "Allah'ı çok ananlardır," cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e, "Ey Eba Hafs, bütün hayırları Allah'ı çok ananlar kazanmışlardır," dedi. Onları dinlemekte olan Hazreti Peygamber de, "Evet, öyledir," buyurdular. Hazreti Peygamber'in,
diliniz Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurmaları. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hükümleri çok fazladır. Bunların içerisinden hangisine yapışmamı tavsiye edersiniz dedi. Hazreti Peygamber de, dilin Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurdular. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor. Son konuşmamızda Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sordum. Dilin Allah'ın zikrinden dolayı yaş olduğu halde ölmendir buyurdular. Hazreti Ömer, Osman ve İbni Mesud'un Müslümanları zikre teşvik etmeleri. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sakın kendinizi halktan bahsetmekle meşgul etmeyiniz. Çünkü bu bir bela ve felakettir. Allah'ın zikrinden asla ayrılmayınız. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmaktan asla geri durmayınız. Çünkü bu şifadır. Kendilerinden bahsetmek suretiyle halkı anmaktansa geri durunuz. Zira bu bir hastalıktır. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Eğer kalplerimiz tertemiz kalmış olsaydı, Allah'ın zikrinden asla usanmazdı. İbni Mesud şöyle buyurmuştur. Allah'ı çok zikrediniz. Allah'ın zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapmaman sana hiçbir zarar vermez. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın Müslümanları zikre teşvik etmeleri. Selman-ı Farisi şöyle buyurmuştur. Gününü Allah'ın kitabını okuyup onu zikretmekle geçiren kimse, bembeyaz kölelerini Allah için azat etmekle meşgul olan kimseden daha üstündür. Bir kişi Ebu Derda'nın yanına gelerek, ey Ebu Derda, ne yapmam gerektiği hakkında bana tavsiyede bulun, dedi. Bunun üzerine Ebu Derda şunları söyledi. Bollukta Allah'ı zikret ki, sıkıntılı anlarında O da seni hatırlasın. Eline dünya mallarından biri geçecek olursa ya da bir işe başlarken sonunun nereye varacağını iyi düşün. Ebu Derda radıyallahu an bir gün çevresindekilere, size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en sevimlisini ve derecelerin en bereketlisini haber vermemi ister misiniz? Ki bu, düşmanlarınızın boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından, şehit olmanızdan ve para ve mal tasattuk etmenizden daha hayırlıdır, dedi. Onların, ey Ebu Derda, bu söylediğin hangi ameldir diye sormaları üzerine de, Allah'ın zikridir, onu anmak amellerin en üstünüdür, buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dilleri Allah'ın zikriyle yaşarmış olan kimseler, cennete gülerek gireceklerdir. Muaz bin Cebel ile Abdullah bin Amr'ın Müslümanları Allah'ı anmaya teşvik etmeleri. Muaz bin Cebel bir mecliste, insanoğlu Allah'ın zikri kadar kendisini onun azabından kurtaracak bir amel daha işlememiştir, dedi. Bunun üzerine dinleyiciler, ey Ebu Abdirrahman, Allah yolunda cihat da bunun derecesine ulaşamıyor mu diye sordular. Şöyle cevap verdi. Evet, Allah yolunda cihat da onun derecesine ulaşamaz. Ancak elindeki kılıcı paramparça oluncaya kadar Allah yolunda düşmanlarla savaşırsa başka. Çünkü Allah Teala kitabında Allah'ı zikretmek en büyük ameldir buyurmaktadır. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Sabah akşam Allah'ı anmak, Allah için Allah'ın düşmanlarına kırılıncaya kadar kılıç sallamaktan ve su gibi mal infak etmekten daha üstündür. Hazreti Peygamber'in Allah'ın zikrini köle azat etmekten daha üstün kabul etmeleri. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda İsmail'in neslinden her birinin fiyatı
12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Aynı şekilde ikindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda yine İsmail'in zürriyetinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. İkindi namazından güneş batıncaya kadar hayır söyleyen, Allah'ı anan kişinin ameli, İsmail'in zürriyetinden 8 kişiyi azat eden kişinin amelinden daha üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Bir sabah namazından güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda üzerine güneşin doğduğu her şeyi Allah yolunda sarf etmekten daha sevimlidir. Hazreti Peygamber'in zikri, mücahitlerin cins atlara binmelerinden ve köle azat edilmesinden daha üstün görmeleri. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek, benim yanımda insanları en güzel atlara bindirip güneş doğuncaya kadar Allah yolunda savaşmaktan daha üstündür. Hazreti Peygamber'in tesbih, tahmid, tehlil ve tekbiri her şeyden üstün tutmaları. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Benim yanımda Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber. Allah Teala'yı ortaktan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah her şeyden yücedir demek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikretmek, tekbir, Allahu Ekber, tahmid, Elhamdülillah, tesbih, Sübhanallah ve tehlil, La ilahe illallah getirmek, benim yanımda İsmail evladından 2 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Aynı şekilde ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar bunları yapmak, benim yanımda İsmail'in zürriyetinden 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. İbn Mesud'un zikre istekli olması. İbn Mesud şöyle buyurmuştur. Bir gün akşama kadar Allah'ı zikretmem bana iyi cins ve güzel atlara binerek Allah yolunda bir gün savaşmaktan daha sevimli gelir. Allah'ın zikrinden başka şeylerden konuşmak Abdullah bin Mesud'a ağır gelirdi. Fecrin doğuşundan sonra sabah namazı kılınıncaya kadar herhangi bir kimseyi dinlemek İbn Mesud'a ağır gelirdi. Abdullah bin Mes'ud bir gün fecrin doğuşundan sonra konuşan bir grup insan gördü. Bunun üzerine onları konuşmaktan nehyederek, ''Siz buraya namaz kılmak için geldiniz. Bunun için de ya namaz kılacaksınız ya da susacaksınız.'' dedi. Ebu Derda ile Muaz bin Cebel'in zikre istekli olmaları. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. ''Allah'ı 100 defa yüceltmek, tekbir getirmek, bana göre 100 dinar sadaka vermekten daha sevimlidir. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Sabahtan akşama kadar Allah'ı zikretmek benim için yine sabahtan akşama kadar iyi cins at sırtında Allah yolunda savaşmaktan daha sevimlidir. Enes bin Malik, Ebu Musa ve İbni Ömer'in zikre istekli olmaları. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Ebu Musa ile yolculuk yapıyorduk. Bir yerde konakladığımızda ora halkının çok güzel konuşmakta olan birinin etrafına toplanmış olduğunu gördük. Ebu Musa bana dönerek, ''Ey Enes, bunlara ne oluyor böyle? Dünyaları için neredeyse dilleriyle insanların derilerini parçalayacaklar. Haydi gel, biz de Rabbimizi zikredelim.'' dedi. Muaz bin Abdillah bin Rafi şöyle anlatıyor. Bir gün içlerinde Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Cafer ve Abdullah bin Ebi Umeyre'nin de bulunduğu bir mecliste oturuyordum. Bir ara İbni Ebi Umeyre, ben Muaz bin Cebel'in şöyle dediğini işittim. Hazreti Peygamber
şöyle buyurdular: İki kelime vardır ki bunlardan birisinin arşa ulaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Diğeri ise gökle yer arasını doldurur. Bu iki kelime La ilahe illallah ve Allahu Ekber kelimeleridir dedi. Abdullah bin Ömer ona sen bunu bizzat Muaz bin Cebel'den mi duydun diye sordu. Onun evet demesi üzerine de gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağladı ve bu iki kelimeyi biz de çok severiz ve daima söyleriz buyurdu. Enes bin Malik bir keresinde Iraklıların mikatı olan Zatül Irk'tan ihrama girdi. O ihramdan çıkıncaya kadar onun ağzından Allah'ın zikrinden başka bir şey işitilmedi. İhramdan çıktığında Enes Cüreyri'ye "Ey kardeşimin oğlu, işte kamil ihram böyle olmalıdır." dedi. Kıyamet gününde zikir meclislerine devam edenlerin üstün olmaları. Hazreti Peygamber bir gün şöyle buyurdular: Allah Teala kıyamet gününde insanlar bugün kerem ehlinin, cömertlerin kim olduğunu bileceklerdir buyuruyor. Bunun üzerine sahabiler ey Allah'ın Resulü kerem ehlinden maksat kimlerdir diye sordular. Hazreti Peygamber de Allah'ın anıldığı meclislere devam edenlerdir buyurdular. Hazreti Peygamber'in zikir ehlini sefere gönderdikleri bir askeri birlikten üstün görmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde Necid taraflarına bir askeri birlik gönderdiler. Bunlar yanlarında birçok ganimet olduğu halde çok kısa bir zamanda geri döndüler. Öyle ki bunlarla birlikte çıkmayan bir kişi, bu birlikten daha fazla ganimet getiren ve daha çabuk dönen bir birlik daha görmedim dedi. Bunu duyduklarında Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: Bunlardan daha süratli ve ganimet bakımından daha üstün olan kimseleri size haber vereyim mi? Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı anmış olan kimseler dönüş bakımından bunlardan daha hızlı, ganimet bakımından da daha üstündürler. Hazreti Peygamber'in Kehf suresi 28. ayetin inişi üzerine zikir ehliyle oturmaları. Hazreti Peygamber hane-i saadetlerinden birisindeyken şu ayet-i kerime nasil oldu. Ey Resulüm! Nefsini sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabrettir. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini ondan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye itaat etme. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah'ı zikreden kimseleri aramak üzere çıktılar. Mescide vardıklarında, aralarında saçı sakalı birbirine karışmış, el ve ayakları nasırlaşmış kimselerin de bulunduğu, tek bir elbiseleri bulunan bir grup insanın Allah'ı zikretmekte olduklarını gördüler. Yanlarına oturarak, ümmetimden kendileriyle birlikte oturmama emrettiği kimseler yaratan Allah Teala'ya hamdolsun buyurdular. Hazreti Peygamber'in içlerinde İbn-i Revaha'nın da bulunduğu bir cemaatle birlikte oturmaları. Hazreti Peygamber bir gün Abdullah bin Revaha'nın kendilerine zikri telkin ettiği ve öğüt verdiği bir grubun yanına vararak siz Allah Teala'nın bana ey Resulüm, nefsini sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabrettir. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Ayet-i kerimesiyle birlikte oturmamı emrettiği kişilersiniz buyurdular. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdüler. Şunu biliniz ki siz kaç kişiyseniz beraberinizde de o kadar melek vardır. Siz tesbih çektiğinizde onlar da çekerler. Hamd ettiğinizde hamd eder, tekbir getirdiğinizde onlar da getirirler. Sonra da Rablerinin huzuruna çıkarlar. O, sizi kendilerinden daha iyi bildiği halde melekler, ey Rabbimiz,
kullarından bazıları seni tesbih ettiler, biz de tesbih ettik. Tekbir getirdiler, biz de tekbir getirdik. Sana hamd ettiler, biz de hamd ettik derler. Bunun üzerine Allah Teala, ey meleklerim, şahit olunuz ki ben bu kullarımı affettim buyurur. Onların içlerinde hata ve günah işlemiş olan falan falan kulların da vardır demeleri üzerine de, onlar içlerinden hiçbirinin şekavete düşüp eli boş dönmeyeceği bir gruptur der. Hazreti Peygamber'in içlerinde Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu bir cemaatle birlikte oturmaları. Hazreti Peygamber bir gün Allah'ı zikretmekte olan ve içlerinde Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu bir grubun yanına uğradılar. Hazreti Peygamber'in geldiğini gören gruptakiler sustular. Hazreti Peygamber onlara, "Siz neler söylüyordunuz?" diye sordular. Onlar da, "Allah'ı zikrediyorduk ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "O halde devam ediniz. Ben üzerinize rahmetin indiğini gördüm ve size ortak olmak istedim," buyurdular. Sonra da şöyle eklediler. "Ümmetimden bir grup yaratarak bana nefsimi onlarla birlikte sabrettirmemi emreden Allah Teala'ya hamdolsun." Hazreti Peygamber'in zikir meclislerinde oturmaları ve cennet bahçelerinde dolaşınız buyurmaları. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber yanımıza gelerek bize şunları söylediler. "Ey insanlar, şunu biliniz ki Allah Teala'nın meleklerden bazı öncü birlikleri vardır. Bunlar Allah'ı tazim ederler ve yeryüzüne inerek zikir meclislerinin üzerinde dururlar. O halde sizler de cennet bahçelerinde dolaşınız," buyurdular. Bunun üzerine sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerededir?" diye sordular. Hazreti Peygamber buna şu cevabı verdiler. "Cennet bahçeleri zikir meclisleridir. Sabah akşam Allah'ın zikrine devam ediniz ve onu hatırınızdan çıkarmayınız. Kim Allah katındaki mertebesini öğrenmek istiyorsa, o Allah'ın kendi katındaki mertebesine baksın. Kişi Allah'ı ne kadar tazim ederse, onun katındaki mertebesi de o kadardır." Hazreti Peygamber'in zikir meclislerinin ganimeti cennettir buyurmaları. İbni Mesud'un da zikir meclisleri ilmi diriltir demesi. Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, zikir meclislerinin ganimeti nedir?" diye sordum. "Zikir meclislerinin ganimeti cennettir," buyurdular. Abdullah bin Mes'ud, zikir meclisleri hakkında şöyle buyurmuştur. "Zikir meclisleri ilmi diriltir ve kalplere huşu verir." Hazreti Peygamber'in meclisin kefareti "Sübhaneke Allahümme ve bihamdik" kelimeleridir buyurmaları. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir yerde oturduklarında ya da namaz kıldıklarında bazı kelimeler söylerlerdi. Bir gün bu kelimeleri niçin söylediklerini sorduğumda şöyle buyurdular. "Eğer insan hayırlı şeyler söylemişse, bu kelimeler kıyamete kadar onun üzerinde bir mühür gibi durur. Yok eğer kötü şeyler söylemişse, bu kelimeler onun kefareti olur." Hazreti Peygamber'in söyledikleri kelimeler şunlardı. "Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke." "Ey Allah'ım, hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur, senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum." Hazreti Peygamber son zamanlarında bir meclisten ayrılmak istediklerinde, "Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke." "Ey Allah'ım, hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur,
senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum derlerdi. Bir gün adamın biri, ey Allah'ın Resulü, sen daha önceleri söylemediğin bazı şeyler söylüyorsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu söylediğim kelimeler o mecliste işlenen hata ve günahların kefaretidir buyurdular. Hazreti Peygamber, ve etubu ileyk, tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum kelimelerinden sonra, amiltu su'en ve zalamtu nefsi feğfirli innehu la yaghfiru zunube illa ente. Kötülük işledim ve nefsime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz diyorlardı. Bir gün sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu sözleri daha önce söylemiyordunuz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet, Cebrail bana gelerek, ey Muhammed, bu kelimeler meclisteki hataların kefaretidir dedi buyurdu. Hazreti Peygamber ve Abdullah bin Amr'ın Müslümanları oturdukları mecliste işledikleri günahlara kefaret olacak duaya teşvik etmeleri. Zübeyir bin Avvam şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, yanından çıktığımızda cahiliye konuşmalarına dalıyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz dedik. Şöyle buyurdular. Günah işlemiş olacağınızdan korktuğunuz meclislerden kalkarken, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyk. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyoruz ki, sen ortaktan münezzehsin. Şehadet ederiz ki, senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz deyiniz. Bu kelimeler o meclislerde işlemiş olduğunuz günahların kefareti olur. Abdullah bin Amr İbnül As şöyle diyor. Bazı kimseler vardı ki ister hak meclislerinde isterse de batıl meclislerinde otursun, kişi kalkarken bunları 3 defa okuyacak olursa o mecliste işlediği günahlarının kefareti olur. Hayır ve zikir meclislerinden sonra söylenmiş olursa, tıpkı mektuplarınızın ve kıymetli kağıtlarınızın mühürlendiği gibi, Allah Teala da o meclisleri mühürler. Bu kelimeler şunlardır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyorum ki, sen ortaktan münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz. Hazreti Peygamber'in Ebu Zer radıyallahu anh'a Kur'an okumayı tavsiye etmeleri. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz dedim. Allah'ın takvasından ayrılma. Çünkü O, bütün işlerin başıdır buyurdular. Bu kez, ey Allah'ın Resulü, tavsiyenizi artırabilir misiniz dedim. Kur'an okumaya devam et. Çünkü O, senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire ve azıktır dediler. Hazreti Peygamber'in her gece Kur'an'dan bir hizb okumaları. Evs bin Huzeyfe es-Sakafi şöyle anlatıyor. Biz bir kısmımız ahlaf, bir kısmımızsa Beni Malik'ten olmak üzere Sakif kabilesi heyeti olarak Hazreti Peygamber'in yanına geldik. Ahlaftan olanlar Mugire bin Şube'nin evinde misafir edindiler. Biz Malik oğulları içinse mescide bir çadır kuruldu. Hazreti Peygamber yatsı namazlarından sonra yanımıza gelir ve bizimle konuşurlardı. Yanımızda o kadar çok kalırlardı ki mübarek ayakları yorulur, bu yüzden bazen birine, bazen de diğerine basmak suretiyle onları dinlendirirlerdi. Çoğu zaman Kureyş'ten şikayetle onların Müslümanlara reva gördükleri zulüm ve haksızlıklardan bahsederek şöyle derlerdi. Biz Mekke'deyken onların karşısında zayıf ve güçsüzdük. İntikamımızı ancak Medine'ye geldikten sonra alabildik. Yaptığımız savaşlar bazen bizim, bazen de onların lehine sonuçlanmaktadır. Bir gece
Hazreti Peygamber geciktiler. Geldiklerinde, ey Allah'ın Resulü, bu gece geciktiniz, sebebi nedir diye sorduk. Kur'an'dan okumakta olduğum hizbi tamamlamadan çıkmak istemedim. Bu yüzden geç kaldım, buyurdular. Sabah olduğunda sahabilere Kur'an'ı nasıl hiziplendirdiklerini sorduk. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 ve bir de Hucurat'tan başlayıp Nas'ta biten mufassal surelerin hizipleri şeklinde ayırıyoruz, cevabını verdiler. Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş'ari'ye Kur'an okutarak dinlemesi. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye, bize Rabbimizi hatırlat buyurur ve sonra da onun okuduğu Kur'an'ı dinlerdi. Habib bin Ebi Merzuk şöyle anlatıyor. Kulağımıza geldiğine göre Hazreti Ömer çoğu kez Ebu Musa el-Eş'ari'ye bize Rabbimizi hatırlat buyurarak Kur'an okuturmuş. Çünkü Ebu Musa'nın sesi çok güzelmiş. Hazreti Ömer bir gün Ebu Musa el-Eş'ari'ye bize Rabbimizi hatırlat ve kalplerimizde olan sevgisini tazele buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa Kur'an okumaya başladı. O sırada arkadaşları gelerek Hazreti Ömer'e namaz vaktinin geldiğini söylediler. Hazreti Ömer de onlara, "Peki biz burada ne yapıyoruz? Namazda değil miyiz?" dedi. Hazreti Ömer evine girdiğinde Kur'an-ı Kerim'i açar ve yüzünden okurdu. Hazreti Osman'ın Kur'an okumaya çok istekli olması. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Üzerimden Allah'ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı Allah'ın kelamına doyamazdınız. Müminlerin emiri Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Eğer kalplerimiz tertemiz olmuş olsaydı Rabbimizin kelamına doyamazdık. Ben üzerimden Musaf'a bakmadığım bir günün geçmesini istemiyorum. Hazreti Osman'ın Musaf'ı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş, bazı yaprakları ise delinmişti. İbni Mesud, İbni Ömer ve İkrime bin Ebi Cehil'in Kur'an okumaya çok istekli olmaları ve bu konuda Müslümanları teşvik etmeleri. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Musaflarınızı açıp onlara bakmayı asla ihmal etmeyiniz. İbni Ömer'in kölesi Nafiye, İbni Ömer evindeyken ne yapardı diye soruldu. Şöyle cevap verdi. Onun yaptıklarına siz güç yetiremezsiniz. O her namaz için ayrı abdest alır ve Musaf'ı da daima önünde açık olurdu. İkrime bin Ebi Cehil, Musaf'ı eline alıp yüzüne sürer ve ağlayarak, ''Bu benim Rabbimin kelamı ve onun kitabıdır.'' derdi. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. ''Kim Hazreti Peygamber'e bir kere salavat-ı şerife getirecek olursa ona 10 hasene yazılır. Çarşıdaki işinizi bitirip de evinize döndüğünüzde musafınızı açarak okuyunuz. Çünkü onun her bir harfine karşılık 10 hasene yazılır. Ancak ben elif, la, mim bir kelimedir demiyorum. Bunlar 3 ayrı kelime olup her biri için de 10 hasene vardır. Hazreti Peygamber'in İhlas, Felak ve Nas surelerinin her gece okunmasını tavsiye etmeleri. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle anlatıyor. Yanına gittiğim bir gün Hazreti Peygamber bana, ''Ey Amir'in oğlu Ukbe, seninle ilgisini kesen kişilerle sen ilgini kesme. Seni mahrum bırakıp sana bir şey vermeyen kimselere sen ver. Sana zulüm ve haksızlık yapanları da bağışla.'' buyurdular. Başka bir günde şunları söylediler. ''Ey Amir'in oğlu Ukbe, sana bazı sureler öğreteyim ki Allah Teala onun benzerini ne Tevrat'ta, ne Zebur ve İncil'de ve ne de Kur'an'da indirmiştir. Sonra bunları okumadığın hiçbir gecenin olmamasını tavsiye ederim. Bunlar Kul Huvallahu Ehad, Kul E'udu bi Rabbil Felak ve Kul E'udu bi Rabbin Nas sureleridir. İşte Hazreti Peygamber'in
bana okumamı emrettikleri günden bu yana bunları okumadığım bir gece olmamıştır. Hazreti Peygamber'in emri olduğu için de bunları asla terk etmemem gerekir. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber yataklarına girdiklerinde İhlas ve Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerine üfler ve sonra da bunları yetişebildikleri kadar vücutlarının her tarafına sürerlerdi. Hazreti Peygamber son hastalıklarında kendileri yapamadıklarından bunu benim yapmamı istediler. Hazreti Peygamber'in yatmadan önce Kur'an'dan bazı sureleri ve ayetleri okumaları. Hazreti Peygamber secde ve mülk surelerini okumadan uyumazlardı. Hazreti Peygamber yataklarına uzandıklarında uyumazdan önce müsebbihat denilen sureleri okurlar ve bunların içerisinde öyle bir ayet vardır ki bu bin ayetten daha üstündür buyururlardı. Hazreti Peygamber Zümer ve İsra surelerini okumadan uyumazlardı. Ferve bin Nevfel şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek, ''Ey Allah'ın Resulü, bana yatarken okumam için bazı şeyler öğretir misiniz?'' dedim. ''Kafirun suresini oku, çünkü bu sure şirkten beraattir.'' buyurdular. İbn-i Mesud'un Mülk, Hazreti Ömer'in de Bakara, Ali İmran ve İsra surelerini övmeleri ve Müslümanları bunları okumaya teşvik etmeleri. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şunları söylemiştir. İnsan kabre konulduğunda sorgu melekleri ilk önce ona ayakları tarafından gelmek isterler. O zaman ayaklar, siz bu kişiye bizim tarafımızdan yaklaşamazsınız. Çünkü o hayattayken Mülk suresini okurdu derler. Melekler bu kez ona karnı ya da göğsü tarafından yaklaşmak isterler. O da, siz bu kişiye benim bulunduğum taraftan yaklaşamazsınız. Çünkü o Mülk suresini okurdu der. Melekler baş tarafından yaklaşmak istediklerinde o da aynı şeyleri söyler. Böylece Mülk suresi meleklerin yaklaşmasına engel olarak kişiyi kabir azabından kurtarır. Bu sure Tevrat'ta da Mülk suresidir. Kim bu sureyi bir gece okursa o çok hayır işlemiş sayılır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim her gece Mülk suresini okursa Allah Teala onu kabir azabından korur. Biz Hazreti Peygamber zamanında bu sureye mania, koruyucu, önleyici derdik. Kim her gece onu okuyacak olursa Kur'an'ı çokça okumuş ve çok büyük bir hayır işlemiş sayılır. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Kim Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini bir gecede okursa, o kanitinden, ibadet edenlerden sayılır. Hazreti Peygamber'in Cübeyr bin Mut'ime, Kur'an'ın son 5 suresini okumasını tavsiye etmeleri. Cübeyr bin Mut'im şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana, ''Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığında, kılık, kıyafet ve şekil bakımından arkadaşlarının en güzeli, azık bakımından da en zenginleri olmak ister misin?'' diye sordular. ''Evet, isterim ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun.'' dediğimde de, ''O halde şu 5 sureyi oku. Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas. Her surenin başında ve sonunda besmele çek.'' buyurdular. İşte ben bugün bu sayede zengin oldum ve malım da çoğaldı. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerinden sonra her yolculuğumda bu sureleri söylenen şekilde okudum. Böylece de giyim, kuşam ve azık bakımından arkadaşlarımın en fakiri olarak çıktığım bütün yolculuklardan her bakımdan onların en zengini olarak döndüm. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Hubeyde sabah akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etmeleri. Abdullah bin Hubeyd şöyle anlatıyor. Yağmurlu ve çok karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Hazreti Peygamber'i aramaya çıktık. Onu bulduğumuzda bana, ''Söyle.'' buyurdular.
ne diyeceğimi bilemediğim için bir şey söyleyemedim. Hazreti Peygamber yine söyle buyurdular. Ben yine bir şey söyleyemedim. Üçüncü defa olarak söyle buyurduklarında, ey Allah'ın Resulü, ne söyleyeyim dedim. Her gün sabah akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere oku. Bu seni hiçbir şeye muhtaç etmez buyurdular. Hazreti Ali'nin, şeytan sabah namazından sonra İhlas suresini okuyan kişiye o gün günah kazandıramaz demesi. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazından sonra İhlas suresini 10 defa okuyacak olursa, o gün ne kadar gayret ederse etsin, şeytan ona günah kazandırmaya muvaffak olamaz. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ali'nin Ayet-el Kürsi'yi övmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Peygamber'in şu minberin tahtaları üzerinde şöyle buyurduğunu işittim. Kim her namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyacak olursa, onunla cennet arasında ölümden başka engel kalmaz. Kim de yatağına girdiğinde okursa, Allah Teala onunla evini koruduğu gibi komşusunu ve çevredeki birkaç evin sakinlerini de korur. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. İslam'da doğmuş olup da iyiyi kötüden ayırabilecek durumdaki hiçbir insanın geceleri Ayet-el Kürsi'yi okumaksızın geçireceğini düşünemiyorum. Keşke onun değerinin ne kadar büyük olduğunu bilseydiniz. O, Hazreti Peygamber'e arşın altındaki bir hazineden indirilmiş ve kendisinden önce de hiçbir peygambere verilmemiştir. Onu 3 kere okumaksızın yattığım hiçbir gecem olmamıştır. Yatsıdan sonraki 2 rekatta, yatsı namazında ve yatağıma girdiğimde okuyorum. Hazreti Ali, Osman ve İbni Mesud'un Kur'an'dan bazı ayetlerin okunmasını tavsiye etmeleri. Hazreti Ali şöyle buyurdu.